Sonra bu işin sanayi cephesine bakacağız. Reel sektör bu anlamda nasıl karşıladı işsizlik? Ocak ayına dair veriyi Adana'ya gideceğiz. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç telefon hattımızın ucunda. Zeki Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Zeki Bey, Öncelik 0,9 puanlık azalışta %13,8 geldi ancak Ocak ayına dair bir veri. 2 ay geriden alıyoruz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan iş gücü piyasasına dair verileri. Öncelikle Ocak ayına dair veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki aylara ilişkin yorumunuz ne olacak? Hande Hanım, yıla iyi başladık. Ama bugünlerde artık dünyada, Türkiye'de biliyorsunuz bir kriz var. Yani yüzyılın krizi var. Allah ülkemize de tüm dünyadaki insanlık alemine de yardımcı olsun. İnşallah bir an önce bu işten kurtuluruz. Herkes hayatına tekrar başlar. İşletmelerimiz üretime başlar. Yıla iyi başladık ama bugünlerde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Yani yıla bence yatırımla, üretimle başlamıştık. Fena gitmiyorduk ama kriz, ne diyelim, koronavirüsü ülkemize de iyice gelince iş sıkıntıya girmeye başladı. Bunun için bu rakamlara bugün takılmak ben çok doğru bulmuyorum. Önümüzdeki süreçte belki daha büyük sıkıntılar olabilir. Yani işsizlikle ilgili daha çok şeyler olabilir ama hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde bugünkü verilen tüm desteklerde özellikle ve özellikle istihdamı önde tutuyor hükümetimiz. Verilen desteklerdeki tek şart işçi çıkartmama, mevcut işçimize sahip olma. Bundan dolayı da bizim işverenlerimiz de hiçbir kimse de mümkün olduğunca çalışan arkadaşlarımızın işine son vermek istemez. Kısa çalışma ödeneğinden dolayı istifade edecek arkadaşlarımız var. Ücretsiz izine giden arkadaşlarımıza hükümetimiz 1200 lira bir destek vereceğini ifade etti. Aslında bunun yerine bütün çalışanlarımızın tamamını kısa çalışma ödeneğine tabi tutsalar hem işkurda hem de işverenlerde bürokrasi azalır. Belki biraz fark ödenmiş olur ama çalışanlarımız arasında da eşitlik sağlamış oluruz. Hatalar oluşacak. Efendim 3 yılda 450 gün prim yatmış mı bilemiyoruz. Efendim son 60 gün bizde çalışmış mı çalışmamış mı, bu baremler bizim hem İşkur'daki arkadaşlarımızı hem de işverenimizin sıkıntısına mahal verecek. Bunun tamamını bir gün önce sigortalı olan tüm vatandaşlarımıza kısa çalışma ödeneğine tabi tutsa hükümetimiz bütün bürokrasiden ve bütün sorunları aşmış oluruz. Belki biraz fazla vermiş oluruz ne diyelim, ücretsiz izine giden arkadaşlarımız ama en azından onlar da öbür çalışmayan, kısa çalışma ödeneğindeki maaş alan arkadaşlarımız kadar bir maaş almış olur. İnanın bugün insanlara biz ne aşı verebiliyoruz ne ilaç verebiliyoruz. Burada bu hastalığı tedavi etmek sadece insan vücudunun direncinde ve immün sisteminin ayakta kalmasıyla gerçekleşecek. Bu insanlara da biraz fedakarlık yapıp en azından asgari geçimini sağlayacak bir ekonomik destek verirsek faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle bir defa bizim sağlığı konuşmamız lazım. Sosyal mesafeyi korumamız gerektiğine inanıyorum. Krizi şu ana kadar iyi yönetiyoruz. İnşallah bunun sonunda da kısa zamanda bu işi bitiririz. Çalışan işletmelerimize bakmak lazım. Çalışan işletmelerimizin bu krizle ilgili uymaları gereken tedbirleri aman aman uysunlar. Çünkü kalabalık işletmelerde bir tane hastanın girmesi burada sağlık yönünden birçok arkadaşımıza sirayet eder. Bu sefer 3 gün sonra çalışacak arkadaşımızı bulamayız. Lütfen tedbirlere, sosyal mesafeye uymamız lazım. Müsaade ederseniz birkaç tane daha konuya girmek istiyorum eğer vaktiniz varsa. Toparlayalım Sayın Kıvanç. Süremizi tamamladık. Bir cümleyle hemen toparlayalım istiyorum. Özellikle hükümetimizin KGF'den verdiği destekleri bizim sanayicimiz, iş dünyası biraz kullanmakta sıkıntı çekiyor. 2017 yılında krizimizi biz tamamen KGF ile ve bankalarımızın üretime, sanayiciye desteğiyle açtık. Lütfen KGF desteklerimizi biraz daha
ne diyelim, bürokrasisini azaltarak halkımızı, iş dünyamızı likidite sağlayacak şekilde kullanılmasını, sağlanmasını özellikle rica ediyorum. Tüm işletmelerin tamamının bu kapsamda sektör ayrımı gözetilmeksizin desteklenmesi bizim için çok önemli. Hangi sektörün hangi sektöre bağlı olduğunu bilemiyoruz. Çünkü hepsinin mağduriyetleri var. Bu desteklerden tüm işletmeler istifade ederse önemli. Bir de bir konu daha izah etmek istiyorum. Bizim bugünlerde dövize ihtiyacımız var. Eğer biz ülkede ihracat yapan arkadaşlarımızın KDV iadelerini gerçekleştiremezsek bunların mağduriyetleri olur. Onun için de mümkün olduğunca KDV iadelerinde 2017 yılında çıkan bir kanunla imalatçı ihracatçıların da KDV'sini ihraç ettiğim faturanın bedeli kadar ödenebilirdi. Çünkü bunun da bir an önce yürürlüğe girmesini arzu ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkürler Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvancı. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve kendisini uğurladıktan sonra